Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Yeni bir mevzu ile karşı karşıyayız. İşleyeceğimiz konu adaletsizliğin, hukuksuzluğun sorumlusu yalnız başına şahıslar, kişiler yani yöneticiler değildir. Evet, onların da bir suçu var. Onların da bir payı var, bir katkısı var. Ama bütününü, bütün suçu ve kabahati onlara yüklemek, esas meseleyi görmemek, anlayamamak, problemin kaynağını tespit edememek veya saptırmak anlamı da taşıyabilir. Gözden kaçtı ve üzerinde durulmadı. İnsan onurunu yaşatacak olan demokrasi ve adaletin ayaklar altına alındığını söyleyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Profesör Ahmet Davutoğlu artık Cumhurbaşkanı iyi ama çevresi kötü aldatmacasının savunulacak bir hali kalmamıştır. Türkiye'deki adaletsizliğin, hukuksuzluğun, yasakçılığın, baskının, kötü yönetimin sorumlusu bizatihi Erdoğan'dır. Çünkü çevresini bu odaklarla dokuyan da bizzat kendisidir dedi. 4 Temmuz 2020'de verdiği beyanat böyle gazetelerde, basında, medyada yer aldı. Buna söyleyeceğimiz şey şudur. Hayır, hayır Sayın Davutoğlu, hayır. Bu değerlendirmeniz evet bir yönüyle doğru olabilir. Kişilerin, şahısların, yöneticilerin yalnız işte bir etkisi var. Ama yalnız başına onlar değillerdir. Bu belki bilmeyerek hastalığı başka tarafa yönlendirmek, doğru teşhis etmemek anlamı da taşıyor. Adaletsizliğin, hukuksuzluğun, yolsuzluğun, zulmün, işkencenin ve insan onurunu ve şerefini ve haysiyetini ayaklar altına almanın tek sorumlusu, yegane sorumlusu, yalnızca sorumlusu yöneticiler, idareciler, kişiler, şahıslar değildir. Yani Erdoğan değildir. Onun ve hatta bizim de aslında sorumluluğumuz vardır eğer onu yalnız başına sorumlu tutabileceksek. Evet, sorumlu kim? Bu problemlerin, bu sıkıntıların, bu kaosun, bu krizin, bu insan hak ve hürriyetlerinin ayaklar altına alınmasının, insan şeref ve haysiyetiyle oynanmasının sorumlusu kim? Elbette yöneticilerin bunda büyük bir payı vardır ama esas sorumlu kim? Her devletin, her sistemin, her müessesenin, her yönetimin ilmi, fikri ve ideolojik altyapısı vardır. Kimi insan fıtratına uygun ve olumludur, kimisi ise aykırı ve negatiftir bu yönetim, bu düşünce, bu fikir ve bu ideoloji. Mesela bir eğitim sistemini düşünün, bir okulu düşünün. Okulun kanunu, müfredatı, programı, tüzüğü bellidir. Müdür de, sair idareciler de, öğretmenler de, öğrenciler de bu kanun çerçevesindeki bu kanuna, bu prensiplere, bu tüzüğe ve bu sisteme uymak zorundadırlar. Eğer uymazlarsa tabii ki suçlu duruma düşerler. Bugün İslam alemi ve Türkiye'nin altyapısını, rejimini, sistemini oluşturan demokrasi, insan hak ve hürriyetleri değil, deccalizm, süfyanizm ve kemalizmin ideolojisi oluşturuyor. Yani günümüz siyasetini, ekonomik yapısını, ticari hayatını, eğitim sistemini oluşturan, esasında bunu kurgulayan, bu oyunu kurgulayan, bu sistemi kurgulayan, ortaya koyan deccalizm, süfyanizm ve kemalizmdir. Dolayısıyla
Darbeler anayasasıdır. Dolayısıyla sadece bir kişiye kabahati yüklemememiz ve bu noktayı asla gözden kaçırmamamız lazım. Ve dikkat edelim ki bugünkü totaliter eğitim ve siyasi, idari, ekonomik altyapıyı evet Deccalizm, Süfyanizm, Kemalizm dizayn etmiştir. İdareciler kurucu değil, etkileyici değil, yalnızca birer oyuncudur, birer etkilenendir. Kurgulanan bu sisteme uymak zorundadırlar. İşte ahrarlar, hürriyetçiler, demokratlar bu müstebit totaliter yapıyı değiştirmeye çabalayıp işi rayına sokmaya çalıştılar ve ne yazık ki onlar da darbelere maruz kaldılar. Kimlerin sayesinde? Belki Erdoğan ve zihniyetinin sayesinde. 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997, 15 Temmuz 2016 meşhum darbe ve muhtıraların sebebi işte bu Deccalist, Süfyanist ve Kemalist rejimini tekrar ihya edip devam ettirme hareketidir. Ve suçlular da bunlara destek verenlerdir. Ya fiilen, ya iltizamen veyahut da iltihaken, onlara iltihak ederek veya fiilen bu işlere karışarak, katılarak bu dikta rejimi, totaliter rejimin devamına kuvvet ve güç veriyorlar. Halbuki demokrasiye, meşrutiyete, hürriyete, insan hak ve hürriyetlerine ağırlık vermesi. Çünkü insan medeni bir tab olduğundan hem kendi hakkını hem de başkasının hakkını aramakla mükelleftir. Ama ne yazık ki bazı çıkarlarını düşündüğünden hak ve hukuka, adalete değil, hürriyete değil, dikteye sahip çıkıyor ve oradan menfaatleniyor. Sayın Erdoğan yani siyasal dindar siyasalcıların ve milliyetçilerin sorumluluğu belki suçu ve sorumluluğu bu müstebit rejime, sisteme sahip çıkmaları, ona payanda olmaları, o müstebit ve diktatör anayasal, diktatör rejimin ürünü olan, darbelerin ürünü olan anayasalara sahip çıkmaları ve onu uygulamaları, düzeltmek için herhangi bir çaba sarf etmemeleridir. Ki değiştireceklerine dair söz vermişlerdi. Ama maalesef böyle etkileyici herhangi bir icraatta bulunmadılar. 2004'e kadar bu söylemlerini devam ettirdiler. 2004'ten sonra artık hem yasakları kaldıracaklardı, hem yoksulluğu kaldıracaklardı. Ama ne yazık ki yasaklar, baştan aşağıya yasaklarla dolu 12 Eylül darbesinin anayasası ve diğer darbelerin uygulamaları devam ediyor. İşte esas sorumluluk budur. Bilakis bütün çabalarını bu müstebit rejimin kaldırılması için değil, bütün gayret ve çabaları Süfyanist Kemalist sistemin devamı için var güçleriyle çalışmalarıdır. Aslında adalet, hak ve hürriyetler, demokrasinin olmayışı, sık sık darbelere maruz kalmamız ve geri kalmamız, kaos ve krizlerin sebebi ne Bediüzzaman aşağıdaki paragrafta özetlemiş. Bütün mekteplerde ve dairelerde ve halkta, okullarda, resmi dairelerde, resmiyette ve halkta, ki bunlar iç içedirler zaten, yapılan şey o ölmüş dehşetli adamın muhabbeti telkin ediliyor.
Bu hal ise alemi İslam'a ve istikbale pek elin ve acı bir tesiri olacaktı. Şimdi ihtiyarımızın haricinde onun mahiyeti ne olduğunu en başta ve en ziyade alakadar ve en son ondan vazgeçecek adamların ellerine katı hücretler gösteren ve ispat eden Risale-i Nur geçmesi, kemal-i merak ve dikkatle okuması öyle bir hadisedir ki, bizler gibi binler adam hapse girse hatta idam olsalar, dini İslam cihetiyle yine ucuzdur. Evet, okulda, okullarda, resmi dairelerde ve halkta, televizyonlarda, medyada, kitaplarda, her yerde, şirketlerde, özel yerlerde bile o ölmüş adamın, müstebit adamın düşünceleri ve zihniyeti ve kişi ve şahsiyet öne çıkarılıyor, sevdiriliyor. Halbuki insan hak ve hürriyetleri, bu sevgi yaygınlaşmalı. İnsan ve hak ve hürriyetlerine sevgi beslememiz lazım. Meclise, şuraya, ondan sonra meşverete, cemaate, şahs-ı maneviye yönelmesi lazım ki bu sevgi ve bu enerji ta ki işler gerçekten verimli olabilsin, ilerleme olsun ve terakki meydana gelsin. Zira demokrasinin, hak ve hürriyetlerin geçerli olduğu ülkelerde işte görüyorsunuz ilerleme var, zenginlik var, adalet var, hürriyet var, düzen var, huzur var. Nerede şahısların, kişilerin, müstebitlerin zihniyeti hakim ise, nerede istibdat varsa, baskı varsa, orada fakirlik var, zulüm var, gerilik var, kaos var, kriz var vesaire vardır. Demek ki kurtuluşun negane çaresi hak ve hürriyetleri ihya etmektir. Kişilerin düşüncelerini ve kişileri rejimin, sistemin esası yapmamaktır.